İstinaden sordum. Anladım. İstinaden doğru mu kullandım? Doğru, öyle çıktı doğru. Ağzımdan. Evet. Çok naziksin. Çok teşekkür ederim burada. Ya ben böyle nasıl oturuyorum? Abi karşımda ilk okul çocuğu. Ben geldim değil mi? Baştaki o hikayeyi anlatarak. Ben şu an kolum falan hiçbir bana ait değilmiş gibi geliyor. Var öyle bir alışkanlık. Burası Satoshi TV zaten. görmeyen yeni stüdyo, turuncu renkler abi. Önceden acayip maviydik. Burada Satoshi TV'deyiz. Bitcoin'i falan da temsilen. Daha güzel ama bence sıcaklık değil mi? Bence çok güzel. Güzel. Ben girdiğimde böyle bizim diziye ait bir şeye gelmiş gibi bile hissettim. Var değil mi? Hatta halı falan. Aynen, aynen. Çok teşekkür ederim bu arada. Üçüncü sezon bu. Programın üçüncü sezonu ve yani samimi söylüyorum bunu. Fanı olduğum birisini konuk etmek benim için şurada çok çırpındım seninle şey konuşmamak için. Hani senin kariyerinle ilgili bir şey söylememek için, şey yapmak için hakikaten zorlandım. Çok teşekkür ederim abi. Geldin. Bizi çok mutlu ettin. İstanbul'da bir yerden bir yere gelmek büyük mesele. Çok trafik falan yok herhalde. Rahat geldim sana. İyi geldim. Ben teşekkür ederim ayrıca çağırdığınız için. Estağfurullah. Vallahi çok çok mutluyum seni şey yapmaktan, konuk etmekten. Isparta doğumluymuşsun. 82 doğumlusun. Ben de Isparta doğumluyum. Yaşadın mı Isparta'da? Yok ya, benim Isparta ile hiç ilgim yok. Benim anne baba memur. Benim de işte aynı. Burdur'da, Bucak'ta görevdelermiş. Isparta Devlet Hastanesi daha yakın olduğu için doğumu oraya gitmişler. Hiç görmedim ben. Bir üniversite okuyan arkadaşlarımı ziyarete gitmiştim. 2099 falan gibi, o kadar. Isparta'da doğuyorsun ama Burdur'da oturuyorsunuz o sırada gibi. Evet, 2 yaşındayken Ankara'ya zaten gelmişler. Ben hep Ankara'da. Ankara'da, okey. Ankara'da, Ankara Üniversitesi'nde. Ortaokul, lise, üniversite Ankara'da. Liseyi bir Antalya'da okudum. Orada tiyatroya bulaştım. Benim ablam işte 13 yaş var aramızda tiyatro. Hı hı. O da zaten benim okulumun dil tarih mezunu Ankara'dan. Hı hı. Liseyi orada okumuştum. Orada bir tiyatroya bulaştım. Ankara'ya kazanınca tekrar ailenin yanına dönmüş oldum. Hı. İşte üniversiteyi bitirince de buraya geldim. O zaman şöyle bir şey hep var herhalde değil mi? Ben kaç yaşlarında insan başlıyor ya büyüyünce ne olayım filanını düşünmeye. İşte ne bileyim ben 8-10 yaşında öyle yalandan düşünmeye başlıyorsa hep bir oyunculuk hayali var herhalde değil mi? Yani çünkü başka herhangi bir, yani Ankara Üniversitesi tiyatro oyunculuk, Antalya'da da öyle bir durum var. Tiyatro atölyesi var 97'de. Var mıydı başka bir alternatif kafanda? Ben oyuncu olmazsam şey olurum falan. Yok ya, oyuncu olayım da yoktu zaten kafamda abi. İşte bir hani çok çocukken ressam olmak güzeldir herhalde falan diye düşünüyordum. O kadar öyle bir hedefim olmamıştı, şu olayım bu olayım diye. Kendiliğinden gelişti işte. Tiyatroya bulaşınca güzelmiş falan filan. İşte tiyatro metinleri okumaya başladım. İyi bir dersim de yoktu zaten öğrenciyken. Çok da çok iyi bir öğrenciydim. Yabancı dilim biraz iyiydi. İşte hani hiç olmadı. Sürekli değişiyor ya bu üniversite sınavı. O zaman yabancı dil sınavı vardı ben girerken. Dil sınavı böyle vardı değil mi? İşte YDS diye yabancı dil aynen sınavı. Aynen öyle bir şey vardı. İşte oradan hani iyi bir puan alırsam işte İngiliz edebiyatı falan okurum diye düşünüyorum. Resim nerendi? Resim diyor, tamamen şey, çocuk cehaleti yani. Çocukken oldu çöp adam falan çizdim. Evet. 8-10 yaş yani bu bahsettiğim en fazla. Süper. Sonra tamamdır artık ben oyuncu olduğum dediğin zaman ne zamandı? Ya oyuncu olacağım artık, ben bununla uğraşacağım falan dediğin zaman. İşte bir lise sonu falan denk geliyor sanırım. İşte 97 belki lise 2 mi oluyor, ne oluyorsa. Evet yani bir sahneye çıkmıştım, bir oyunda bir figürasyon yapmıştım işte ablamların yaptığı Antalya'da. Olur ya bu falan dedim. Bir de şey gibi hani çocukken küçükken oluyor ya öyle şeyler. Bir mesaili çalışma durumu yok. Erken kalkmak durumunda tabii, kalmayacağım. Tabii, hayatım aynen. Boyunca mesaili çalışmayacağım. Ah ne güzel falan diyorum. Aynen çok iyi. Ses çok güzel bir konuşma sesin var bence. Yani bunu, teşekkür ederim. Yani buna katılmayacak bir insan evladı yoktur diye düşünüyorum. Seslendirme de yaparım ben ve bu, yani bu hakikaten şey, bir insan hani bilir abi, hani herkes bilir işte sesinin güzel olduğunu bilir, boyunun uzun veya kısa olduğunu bilir, işte ne bileyim bilir herkes. Bunu fark edip mi seslendirme sanatçısı da olayım ben, olabilirim mi düşün, yoksa o oyunculuğun getirdiği bir şey miydi? Yani çünkü o da bence ayrı bir kariyer, yani o da ayrı bir meslek. Evet evet, yani üniversitedeyken işte hani artık ergenlik de bitip ses rengi falan yavaş yavaş olduğunda hani ben de duyuyordum ve hoşlanıyordum da bundan, hani genelde beğeniyordu insanlar. Bir de zaten oyunculuğun da hani oyuncu disiplininin de bir parçası ya, iyi bir sese, konuşmaya, diksiyona, artikülasyona sahip olmak hani donanımın bir parçası. Çok fazla vakit harcıyordum hani o kısımla da kendimi geliştirmek için. Öyle bir kaynak var mıydı o zaman? Yani kendini nasıl geliştirdin mesela orada?
diksiyon derslerimiz vardı. Onun dışında yoktu ama değil mi? İnternet falan zaten yok. İnternet yok ama işte yok. Daha evvel yazılmış böyle eski kitaplar, akustik bilimle ilgili, ne bileyim fonetik bilimiyle ilgili kitaplar var. Onlarla falan çok şey yapıyordum. Yani çok ilgileniyordum düzgün konuşma meselesiyle. Hatta şimdi de diksiyon hocasıyım zaten bizim kendi okulumuzda. Ankara'da TRT vardı sadece. Seslendirme falan yapan hocalarımız vardı. İşte onlardan da biri yönlendirmişti. Yani yönlendirme değil, yani laf arasında aslında yapabilirsin demişti. Ben de son sınıftayken TRT sınav açıyor dediler. Dublaj için işte. Gittik biz de, tamam olur siz gelin dediler ama ben mezun olmuştum artık. İstanbul'a gelmiştim. İstanbul'da da tesadüfen işte bir dublaj yönetmeniyle tanıştım. Denedi. Ve oradan işte aralıksız yapıyorum neredeyse. Çok iyi, çok iyi. Kaç yıl oldu yani tahminen? 2005'te geldim İstanbul'a. 20, aynen. Bayağı uzun, çok uzun. Tabii tabii, yani dublaj dediğimiz şey artık kalmadı. Diziler sesli çekken. Ben çok konuyu uzatıyor muyum bilmiyorum. Yo, ama orijinal ve yerli diye ikiye ayrılıyor. Hani bu yabancı filmler falan orijinal dublaj deniyor. Yani orijinal bir dili var. Yerli de bildiğimiz Türk dizileriydi. Diziler hep sufleyle çekiliyordu, sesli çekilmiyordu. Oyuncuları birileri dublaj yapıyordu falan. O iş bitti zaten 2010'ların başlarında. Şu anda da sesli çekiliyor bütün diziler neredeyse. Reklam seslendirmesi alanına işte daha çok geldim ve onu yapıyorum işte şimdi. Şey doğru mudur abi? Türkler dublajda çok iyiydi ya falan gibi böyle bir şehir efsanesi döner ya hep. Abi biz çok iyiyiz dublajda. Abi... Güreşte ve dublajda. Türkler dublajda iyi, evet, ama hani bunun sebebi altyazı kültürünün olmaması. Her şey dublajda. Yani bu kadar çok dublaj yapılmıyor ki. Çok niye doğru. İyi olsunlar başka doğru. Bir yerde? Dünya kadar yani film, rol aldığı film ve diziler listesi var elimde. Oraya gelene kadar da sormak istediklerim var ama onu bir sorayım çıkmışken ağzımdan. Yani çok iyi diziler bunlar. Yani çok iyi göreceli bir kavram. Yani birine göre iyi, öbürüne göre çok tercih etmediği bir tarz olabilir, kategori başka bir şey olabilir falan ama hep başarılı olmuş işler. Burada bir seçicilik olduğunu düşündüm baktığımda ilk. Yani bu, bilmiyorum, çok oyuncu konuğumuz oluyor ve herkesin yakındığı şey haklı olarak filmografimdeki hiçbir şey, yani diyemem ki 20 tane iş varsa 20'sinden de çok memnunum diyemem diyen oluyor. Ama seninkine bakıyorum abi, sen gerçekten seçerek şey yapmışsın gibi görüyorum. Yanlış mı? Yani aslında hani bilinçli bir tercih söz konusu değil. Biraz şanstan belki bahsedebiliriz orada. Ama hani genel olarak oyuncuların yakındığı bu şey doğru. Yani bir dizide herhangi bir rolü oynayacağı zaman oyuncu çoğunlukla manevi olarak tatmin olmayacağını düşünerek gidiyor. Daha çok ekonomik bir karşılık alacağım bir şeydir diye gidiyorlar diziye. Hani bu bence çok değişmeyecek. Yani genel olarak ne bileyim sektör mü, endüstri dememeliyiz de hani sektörün bu acele yetiştirme durumları, 140-150 dakika diziler, hani o anda yazılıyor, hafta içi birkaç günde çekiliyor ve işte mixajı yayına yetişiyor falan durumu var. Hani bu koşullar zaten oyuncunun hani kendi anladığı anlamda mesleğini icra etmesi için yeterli bir süre değil. Hani alelacele bir önceki gün senaryo geliyor, bir sahne eksik, sabah geldi, hadi abi ezberle falan gibi durumlar oluyor. Çok olağanüstü bir şey olduğunu düşünüyorum ben. O kadar kısa sürede nasıl ezber yapabildiğinizi de hiç anlamamışımdır yani. Yani ezber hani evet öyle olabilir ama ben biraz daha ileri götürecek hani her hafta bu kadar çok dizinin çekilmesi bana neredeyse mucize gibi geliyor bu koşul. Aynen. Favori projen hangisiydi? Lale Devri benim favori çok, projem. Çok düzgün yani, işte. 3 sezon aslında 4 sezon. Yani Yergök Aşk diye bir dizi vardı. Hı. Aynı şirketin Avşar filmin eşiydi. Ürgüp'te çekilen. Orada oynuyordum ben. İşte Selen Soyder'in kocası rolündeydim ve şeydi 15-20 bölüm sürecek bir bölüm rol diye konuşmuştuk ama çok güzel bir roldü. Yani çok kaba, cahil, işte saldırgan falan bir adam, işte bir taşralı, kıskanç koca durumu var. Ama bir yandan çok mizahi bir tarafı da vardı ve çok sevilmişti. Sonra o dizideki benim işim bitti gerçekten. Arada ben Muhteşem Yüzyıl'a başladım. O da işte çok sevindirici olmuştu. Hani geliyor falan diye, çok büyük projeydi dönemi için Muhteşem Yüzyıl. O arada Lale Devri'nin aynı şirketin işi olduğu için işte Selen'in oynadığı rol, Toprak rolü Lale Devri'ne geçecek dediler. O diziden bu diziye transfer oluyor. Yani Ürgüp'ten İstanbul'a geliyor kız falan gibi bir durum vardı. Ne ilginçmiş falan diyordum ben de. Sonra işte sen de kocası olarak arkasından gel falan dediler bana. Dedim ne güzel, ben çok isterim ama hani Muhteşem Yüzyıl'da oldu falan. Sonra bu Ferhat Paşa'da idam ediliyordu benim oynadığım rol Muhteşem Yüzyıl'da. Öyle ucuca denk geldi ve ben Lale Devri'ne geldim. 3 yıl
İlale Devri'nde oynadım. Çünkü... Çok zevk alarak oynadım. Yani bir süre sonra senaristlerle de paslaşıyor gibi oluyorsunuz. Zaten bizim okuldan mezun arkadaşlarım da tanıyordum yani. Hani onlar ipucu veren bir şey yapıyorlar. Hani rolün böyle bir ne bileyim obsesyonu olabilir, böyle bir zaafı olabilir, böyle bir komedi unsuru olabilir gibi. Ya da işte sen kayıtta bir şey yapıyorsun, onlar görüp onun üstüne gidiyor falan. Çok eğlenmiştim gerçekten. Üzülmüştüm de bittiğinde. Yani içlerinde tap ne olan oydu. Bir taraftan tiyatro evet. sevginin olduğunu görüyorum. Yani biraz stalkladım sosyal medya hesaplarını. Oyun var mı şu sıralar? Var. İşte Cihangir'de bir tiyatromuz var. Cihangir Atölye sahnesi. Okul aynı zamanda işte. Orada hem oynuyorum hem hocalık yapıyorum. Seslendirme hocalığı yaptığın yer orası mı abi? Diksiyon. Diksiyon. Ha, özür dilerim. Ha. Estağfurullah. Orada işte bir yeni bir tiyatroyuz. Sanırım 5 yıl oldu işte açılalı. Tiyatronun ilk oyunu benim yazdığım bir oyundu. Raif ve Letafet diye. Ara ara çünkü yazıyordum da ufak tefek. İlk defa böyle büyük bir oyun yazdım. Onu oynadık. Şimdi işte Dario Fo diye İtalyan bir yazarın Ödenmeyecek Ödemiyoruz diye bir oyun var. Onu oynuyoruz. Oynuyorsunuz şu anda. Üçüncü sezonu falan. Ya araya pandemi girince çok karıştı işte. Diğer oyun bitti falan. Bu devam ediyor. Bu hangi günler oynuyor? Yani şu tiyatro takip eden bir kitlesi var. Mayıs'ta iki temsil oynayacağız. Nisan bitti. Hı hı. Sanırım 28-29 Mayıs ama şu anda emin şeyden değilim. Bakabilirler. Sosyal medyada sosyal falan medyadan zaten takip edebilirler. Görüyorum. Evet. Şimdi herkesin merak ettiği yani şöyle aslında herkes bir sürü şeyi merak ediyor seninle ilgili. Çok da katılmadığını biliyorum abi. Yani bir şöyle bir baktım. Hani çok izlediğim insanları, çok dinlediğim insanları zaten her gördüğümde takip ediyorum. Öncelikle senin ismin geçtiğinde konuk olmayı kabul etti, gelecek dediklerine çok sevindik. Sonra dedim ki, abi ben hiç izlemedim Kıvanç'ın bir şeyini. Yani geri aldığım projeler dışında izlemediğimi şey yaptım. Sonra YouTube'a girdim. Var tabii ki konuk olduğun programlar falan ama çok yok. Burada bir televizyona karşı bir tavır gibi bir şey yok değil mi? Yani şey... Yok yani aslında şey gibi de biraz... Yok tam öyle de değil. Kendimi yalanladım şimdi söyleyeceğim şeyi düşündüm. Ya bir tavır falan değil kesinlikle. Ne bileyim hani bazen oluyor. Yani nasıl gelişiyor? Hangi dinamik karar verdiriyor yapmayı bilmiyorum ama. Okey anladım. Ya şey oluyor ya bazı insanlarda. İşte alternatif gruplarda da var. Çoğu tiyatro kökenli, gerçekten oyunculuk yapan, gerçi işin mutfağına da ilgi duyan insanlarda falan da duyuyorum. Şey çok kendilerini ifade etmek edebileceklerini, yeteri kadar edebileceklerini düşünmedikleri için gitmek istemiyorlar. Aslında onu sormaya çalıştım. Bunu beyaz eleştirmek için söylemiyorum ama beyaz şova katıldığınızda beyaz size bir soru sorar ve cevap verme süreniz 30 saniyedir. O da böyle şey hani herhangi bir şekilde ya acayip başlık vermeniz lazım yani net olarak bayağı bir reklam sloganı buluyormuşçasına öyle bir şey vermeniz lazım. Dolayısıyla bir oyuncunun senin gibi insanların yani üretken ve gerçekten işin sanat tarafını temsil eden insanların kendilerini ifade etmeleri çok kolay olmuyor da ona istinaden sordum. Anladım. İstinaden doğru mu kullandım? Doğru, öyle çıktı doğru. Ağzımdan mı? Evet. Çok naziksin. Çok teşekkür ederim burada sorduğun. Hakikaten öyle. Için. Yani ama öyle benim de pek yok. Yani anlatabildiğim kadar anlatmaya çalışıyorum. Şey gibi oluyor. Bir de ne bileyim hani bir genelde bu talk show televizyon dünyasında hani bir işte ürüne bir performansa istinaden çağrılıyorlar ve genelde başlık o oluyor. Hani tabii, zaten tabii. Kendini ifade etme alanı değil de daha çok onun üzerinden gitme durumu oluyor. Bir de benim hani başka oyuncularda da muhtemelen vardır. Kendim olarak işte bir kameranın önünde bulunmak falan çok gerginlik verici şeyler. Hala öyle değil mi? Aynen benim de öyle ya. Böyle bir şey. Yani bir rol oynar gibi hani burada başka türlü davranılabilir. Yani sabaha kadar yapabilirsin bunu daha, ama rahat, işte kendin rahatlarsın olarak durmak çok zor geliyor. Çok enteresan bir şey. İşte ben de şöyleyim. Senin şey versiyonu düşün abi. Sen role girmek değil mi? O yanlış söylemiyorum. Yani nasıl dersen nasıl işte anlarsın. Role girdiğinde kendini konuşturmadığında başka bir karaktere başka bir karakteri oynadığında rahatlıyorsun ve işte daha rahat şey yapıyorsun. Bende başka bir karakter de yok. Ben sadece şey yapamıyorum. Onu yapamayacağımı bildiğim için daha çok heyecanlanırım muhtemelen. Ancak işte sahnede mahnede böyle değil bir... Yani başka bir karakter değil de sahne personası da, falan evet. Denebilir en doğru, azından. Doğru. Orada bir persona da oluyor. Doğru. Şu konuda yeteneksizim dediğin bir şey var mı abi? Yani şu acayip yeteneksizim dediğin. Ben mesela hiç yemek yapamam falan öyle bir... Yemek ben çok yapıyorum iddialıyım da mesela. Tahmin ama ediyorum. Ütü mesela... Yani yapamıyorum ve çok üzgünüm. Yani basit mekanik bir şeyi gömlek ütülemek falan bence yapamıyorum. Çok zor bir şey bu arada ütü.
Bilmiyorum. Bence yani, basit mekanik değildir ne o ya. Ne bileyim hani pizza yapmak kadar zor değildir bence börek yapmak kadar ama. Bir de dans konusunda yani hani oyuncunun donanımına dahildir zaten. Standart bir koreografi yapacak kadar dans ederiz ama ne bileyim olanın olması gerekenin 6-7 misli kalori harcıyorum muhtemelen. Çünkü hiç barışık değilim bedenimle falan ve hareket etmekle. Yani hala mı aynı şeyi düşünüyorsun? Cha-cha roleplay'den sonra. Ya o bölüm mesela işte o kadar şeydi ki benim için. Çok iyiydi ama yani. Çok yani, çok iyiydi. Standart adım atabiliyor olmamız lazım en azından diye ve o sahnede de 10 tane gerçek dansçı vardı. Onlar nasıl danslar ediyorlar bizim yanımızda? Kaba kaba ben en azından hani partnerim Burcu yine bir esnekliğe sahipti ama şeydi çok eğlenceli geçmişti benim için. Son gittiğin konser ve film, en son gittiğin sinema filmi? Yani pandemi en son ha bizim şeye gittim. Kürşat Ersoy'u oynayan arkadaşımız oyuncu Kürşat'ın kendi yazdığı bir film var. Bu gibi başlamadan hemen önce kendi yazıp çektiği böyle küçük bir ekiple falan. O İstanbul Film Festivali'ne kabul edilmişti. Onun gösterimine gittim. Art House bayağı böyle şey. Evet evet. Ha. Geçen hafta falandı sanırım. Gösterimde mi şu anda? Ya festivalde iki temsilli vardı. Sonra bilmiyorum hani sinemalarda olacak mı, dağıtılacak mı falan. En çok kullandığın kelime hangisi? Var mı öyle bir şey? Bir ara ben aynen dışında hiçbir kelime kullanmadığımı fark ettim. Sadece aynen diyerek yaşanabiliyormuş yani. Benim de hiç kullanmadığım kelimedir bu. Hatta işte öğrencilerimi yasaklıyorum. Çok şey, çok işini çünkü, kolaylaştıran evet, değil mi? Evet, hani ifadeyi biraz çok sınırlıyor gibi. Ne demek istiyorsanız onu deyin. Hani biliyorum, kesinlikle eminim, katılıyorum, gördüm. Hani değil bir mi? Sürü olabilir, anlamda kullanıyoruz aynen, ya. Aynen. Hani yasaklı bir kelime değil elbette ama. Hani kullanmayın yani dille ilişkiniz açısından falan. Doğru. Yani doğru. Aynen'i hiç kullanmıyorum. Lakabın var mı ya da var mıydı çocukken? Benim yoktu yani. Benim de yoktu. İşte prekazi desinler bana falan dediğim bir dönem vardı ama kabul ettirememiştim. Bana prekazi denilen falan demiştim ama kimse dememişti. Ya üniversitede bir ara bana ayı diyorlardı çünkü çok kilo almıştım. Öyle mi? Hiç öyle ki. Ve hepsi de ufak tefekti arkadaşlarımın sınıftaki erkekliği. İzafi olarak belki. Hatta işte dansa bu şey bedenle küskünlüğün falan gelişmesinin sebebi de o olabilir. Ama hiç öyle bir şeyin yok abi. Bir dönem kiloluymuş gibi falan belli olur ya bazı insan. Hani zayıflamıştır ama aslında o bir şişkodur. Dipten derinden bir şişkoluk sezersin onda yani. Yani şeyde işte bu Yer Gök Aşk Lale Devri Muhteşem Yüzyıl'da oynadığım dönemde şu andaki halimden 16 kilo fazlaydı. Öyle miydin? 10-11 yıl daha genç olmama rağmen yani. Anladım. Dizide bir de çok kilo alıyorum gibi de. Gibi başlamadan önce ben yine işte bundan bir iki kilo falan eksiktim. Dizi başladı. Ve şey gerginliğiyle sürekli yiyorum. İşte günde iki öğün yiyordum belli saatlerde. Bu aralıklı oruç denen şeye yakın bir şey yapıyordum yani. Ama başlamadan önce mi yapıyordun? Gibiye başlamadan önce, okey. Hatta sigarayı bırakmıştım falan ben zaten yani. Konu bu pandemi korkusuyla biraz olmuştu. Dizi başlayınca her şeye başladım. Günde üç öğün yiyorum. Karavanda sürekli atıştıracağımız bir şeyler o. Aman onu da yiyelim abi, hastalanmayalım. Çünkü blok çekiyoruz biz ya. Yani sete giriyoruz. 40 gün işte setteyiz ve bütün sezonu bitiriyoruz. Öyle olmuştu. 6 kilo alıp çıkmıştım diziden. Sonra tekrar verdim. Sonra aynı kiloma geldim. İkinci sezon başladı. Yine aynısı oldu. Kaç sayfa çekiyorsunuz abi ortalama? Yani tabii bu çok şey bir soru ama. Yani onun hesabını evet, bilmiyorum ama şey yap. Kaç yani, saat günlük 12 saat. Settiniz? 12 maksimum. Saat. Yani o şey kuralın dışına hiç çıkmıyoruz. İkinci sezonumuz 10 bölümdü. 36 günde çektik işte. 3.6 gün gibi oluyor. İlk sezon 12 bölümdü. Sanırım onun da 36 ya da 38 set gününde çekmiştik. Yani 3 günde bir bölüm gibi aslında bizim. Hani sayfa falan bilmiyorum ama. Devam edecek mi 3. sezon? Tabii 3 ve 4 gelecek anlaştılar. Şu anda yazılıyor 3. Ağustos'ta da bir aksilik olmazsa setim Aziz çıkacağız. Kedi de var mı yazan? Tabii tabii Aziz'le Feyyaz yazıyorlar yine. Sezon. Süper. 3 ve 4. Hı-hı. Müthiş. Bence çok güzel bir haber bu yani. Burayı bence hatta aynen alkışlıyoruz. bir de işte 13 bekliyoruz ya alıştık televizyondan. 10. bölümde ya o da geçen sezonun da son bölümü şeydi. Dönem temalıydı filan. Lan yoksa filan. Aa hakikaten ya sezon sonuymuş. Sonradan da ben baktım o sırada bulamamıştım. Yani onu hemen izliyorduk hemen. Yani bekliyoruz yani bir sonraki bölüm filan. Bulamamıştım. İyi çok çok sevindirici bir şey. Kişisel olarak en çok merak ettiğim şey gibi senin hayatını ya şöyle şeyler oluyor ya seni belki oyuncu olarak çok daha tatmin edecek. Yani kendi yazdığın veya işte ileride yazacağın veya ne bileyim başka birinin yazdığı da olabilir. Çok daha bayıla bayıla oynayacağın bir şey olabilir, çıkabilir.
Muhtemelen olacaktır da yani, çünkü insan değişiyor, tercihleri değişiyor, şey oluyor falan. Ama yani benim mesela Fil Yalnızlık en çok sevdiğim şarkı değil ama hayatımı en çok değiştiren şarkı. Veya işte Hoşça Kal, öyle olabilir falan. İnsan içindeyken çok fark edemiyor ama sonra dönüp böyle biraz eşelediğinde, onu biraz kurcaladığında ulan bayağı benim aslında gündelik hayatımı değiştirmiş diyebiliyor bir proje için. Gibi öyle bir iş oldu mu abi senin için? Sadece şey anlamında söylemiyorum bu arada. Senin tanınırlığını ne kadar arttırdı diye sormuyorum sadece. Onu da soruyorum ama zorlaştırdı mı, kolaylaştırdı mı, neler değiştirdi senin hayatında gibi. Yani şey durumu oldu bir kere, bu az evvel de konuştuk ya, oyuncuların televizyonla ilişkisi, hani sadece ekonomik bir tatmin için gitmek ve aslında mutsuz olmak, hep şikayet etmek durumu. Ben hani gibi de %100 bir manevi tatminle gidiyorum. Yani sete gerçekten güle oynaya koşa koşa gitmek çok azdır işte bizim televizyon sektöründe falan. O açıdan acayip mutlu ve şanslı hissediyorum kendimi. Hatta hani daha iyi bir proje olur, insan değişiyor falan. Hani umarım olur, bilmiyorum. Çünkü nadiren başına gelebilecek çok bir oyuncunun ya. O açıdan çok mutluyum. Hani şeyi de çok değiştirdi. Hani böyle bir tecrübem oldu. Yani gerçekten mutlu, mesut, sete gidiyorum, çalışıyorum. Hani hiçbir gün ay bugün de yine set var, şu saatte uyanacağız falan gibi şeyler olmuyor. Çok seviyorum çünkü işi. Gündelik anlamda tabii tanınırlığını, bilinirliğini arttırıyor. Çok arttırdı insanın, değil mi? Evet. Yani çok arttırmış oldum. Çünkü inanılmaz tuttu. Yani gerçekten çok tuttu. Tutacağını düşündün mü ilk okuduğunda? Ben ilk bölümü izlediğimde inanılmaz şanslı izledim. Böyle bir şey var ve inşallah çok sürer. Ama gerçekten tahmin etmedim bu kadar tutacağını. Şu anda bence yani en sevilen, en çok bilinen görsel sanat olabilir yani. Yok hiç tahmin. Yani Feyyaz'la, Aziz'le de işte hep konuşuyorduk. Onlar da bu kadar olacağını hiç tahmin etmiyorlardı. Yok asla. Baya böyle alternatif bir iş olarak biz bunu çekelim. Evet, bu evet. İyi bir yani iş. Kendi kitlesini yaratır ve bizim de sevdiğimiz, hani ne bileyim, altında imzamızın olması, yıllar sonra da dönüp baktığımızda bize böyle hoş gelecek, gurur verecek bir şey olacaktır. İstediğimiz şeyi yapacağız, ne güzel işte falan müthiş derken. Ya. Bilhassa ikinci sezonda işte çok acayip genişledi tabanı yani. Evet, aynen. Çok aynen. Fena. İlkan karakteri ikinci sezonda bu kendi kendime oldu yoksa bilinçli senin bir üretimin miydi onu soracağım. Biraz daha köşeleri olan bir karaktere döndü sanki. Biraz daha asabi oldu Feyyaz'la ilişkisinde. Hı hı. Ya biraz daha atarlı mı yoksa ya bu benim saçmalamam da olabilir. Yani, birincisinde biraz daha böyle hafif daha alttan alan, idare eden, daha aklı başında olan ev arkadaşı gibiydi sanki. Ya dedim ki alttan alan yani daha şey. Anladım. İkincisinde biraz daha çatışmacı bir karakter midir yoksa bana mı öyle gelmiş? Veya böyle bir şey varsa. Yok öyle olabilir çünkü yani ilk sezonda yazıldığında İlkan zaten üzerine konuşuyorduk hani nasıl olacak, nereye gidecek bu adam falan diye. İşte küçük küçük karşılıklı işte Aziz'le, Feyyaz'la paslaşarak da işte bu kadınlara olan muazzam sonsuz hoşgörüsü, hak verme durumu falan. İşte özlü sözlere mesela bir düşkünlüğü, müthiş, ve hayatı bir aforizmaya sığdırma arzusu falan. Böyle böyle hani koya koya şekillendi ve aslında bu şey gibi oldu. Bu politik doğrucu Twitter personeleri var ya, onlar gibi biri aslında ilk. Evet, doğru. Ve gittikçe daha atar. Bir hafif biraz daha bilmiyorum belki. Aslında en pik noktası bence o öfkesinin ve atarlanmasının aslında birinci sezondaydı. Yan bölümünde. Baya kalkıp itişerek kavga ediyorlardı, doğru, Yılmaz'la doğru, yani. Doğru. Hiç o kadar hani fiziksele dönecek kadar öfkelenmedi ikinci sezon ama. Doğru, doğru. Belki tam olmasa bile. Ya bu karakter kadınlara yerli yersiz sürekli hak veren bir karakter. Ve bu burada bunu der veya bunu demez gibi bir şey oluyor mu sette? Senaryo hali hazırda elinizde mesela. Sen şey diyor musun? İlkan bunu demez ya, bunu şöyle yapayım diyor musun? Yoksa senaryo çok bağlı mısın? Yani ne kadar improvize? Ya aslında çok fazla var. Öyle improvize. Mi? Ve hani bunu demez yerine hani öyle bir şey yaşamadık hatırladığım kadarıyla ama şöyle olsa, şuradan gitse iyi falan yapıp deniyoruz ve ne bileyim mesela Ethem var dizide, sürekli yakınları hastaneye kaldırılan ölenler. Ethem hiç yoktu senaryoda. Gelmeyecek değil mi Ethem sonra? Bilmiyorum. Yani söylemezsin zaten. Muhtemelen gelmeyecektir. Hani böyle güzel çünkü. Aynen aynen. Şey bu Kokoreç bölümünde işte bir telefon mesajlaşmamız var Feyyaz'la. Hani ben gideceğim, polis çağıracağım kalkıp falan gibi bir şeyler diyor ve hani onun önünde de mesaj olması lazım ya, bunlar yıllardır birlikte. Hani ne konuşmuş olabilirler daha önce derken öyle yazdı Feyyaz oraya. Ethem'in dedesi hastaneye kaldırılmış mı, ölmüş mü bir şey demişti.
Ondan sonra bir gün işte yine bir doğaçlama yapıp başka bir bölüm çekerken Ethem'den bahsettik. Çok güldük. Yani bir de işte hani sahnenin sorumlulukları neyse çekiyoruz, oynuyoruz sahneyi. Genelde işte kestik denir ve biter ya. Bizi kesmiyorlar işte. Çok bir iyi. Şey çıkar falan diye biz de devam ediyoruz bağlamdan kopma. Ya da tamamen işte bağlamın dışına çıkıp Ethem'i haşlamışlar epilasyonu. Ya öyle bir fenomen oldu Ethem. Çok eğlenceli ve hala yazılmıyor yani. Hayır. Ya mesela haşlamışlara kadar mı bilmiyorsun? Mesela sen yani o sırada Feyyaz evet, söyleyeceksin. Evet evet. Ha, onu bilmiyorsun. Ve çok eğlenceli oluyor işte. Ya müthiş yani. Hatta inanılmaz. O benim de en sevdiğim anlardan biri geçen Aziz de söylemişti. İşte Ethem'in kulağını kesmişler diyor Feyyaz masada. Ben de öpürünü de mi diyorum mesela. Yani o anlar benim çok hoşuma gidiyor kendiliğinden çıkan gülen. Ve çok fazla böyle şey var. Mesela ne bileyim o en slogan cümlelerden biri olan Erdem Atletik diye ben niye köfteci açıyorum da sanırım Feyyaz'ın o anda da açlamadan çıkardığı bir şeydi. Çok çok iyiydi. Yani bilmiyorum hakikaten bu şey dedim ya yani ilerleyen vakitte bunu bir olasılık bir olasılığı dillendirdim. Yani ileride daha çok zevk alacağım bir proje olabilir falan diye. Yani, böyle bir olasılık var ama belki de aynı ekiple falan böyle bir olasılık böyle bir şey olma ihtimali daha yüksek. Çünkü inanılmaz bir proje olduğunu düşünüyorum. Yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. İlk bölümü izlediğim andan şu anda Türkiye'nin en popüler işi şu ana kadar şu cümleyi kurarken ki düşüncelerim de aynı ve çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Yani umarım siz sıkılana kadar, bayılana kadar devam edersiniz. Yani çünkü biz sıkılmayacağız yani. Çok da çok gerçekten teşekkür ederiz. Yani bunu yani bizi izleyen dünya kadar insan adına söylüyorum. Çok samimi söylüyorum. Çok teşekkür ederiz. Umarım bin sezon devam edersiniz. Bir şey yaptık hep birlikte. Beğeniyoruz yani. Süper, süper. Böyle. Beni müzikte profesyonelliğe taşıyan arkamdaki bu harika ekip. Profesyonelce kripto para satın almamı sağlayansa BTC Türk Pro. BTC Türk Pro ile Bitcoin ve kripto paraların anlık değişimlerini takip edebiliyor. Piyasa, limit, stop emirleri anında verebiliyor. Tüm varlıklarımı kolayca görüntüleyebiliyorum. Farklı işlem çiftlerinde alım satım yapabiliyorum. Siz de BTC Türk Pro'yu indirin, profesyonelce kripto para alıp satmaya başlayın. BTC Türk Pro'da. Abi Ethem'in sağlık durumu hakkında bilgi verebilir misin demiş. Ben de bilmiyorum. Uzun zamandır bakmıyorum. Çünkü gruba üzülüyorum her baktığımda. Ethem de sadece grupta dönüyor değil mi muhabbet? Evet, bir grup kadar geliyor. Var. Konuşulmuyor da Ethem'le. Abi asansör kullanmaya başladın mı diyor. Ya evet, asansörü zaten klostrofobimden dolayı işte nadiren kullanıyorum ama alışkanlıkla oluyordu. Hayatımın bir parçası olursa kaçınmıyorsun. Benim evim 10. katta şimdi. Ve çok eski bir asansör var. Binada 45 yıllık zaten yıkılacak. Aslında hiç güvenli ve tekin değil ama alıştığım için onu kullanıyorum mesela. Bilmeyen, hatırlamayan olabilir. Bu şeydi, neden asansör kullanmıyoruz, neden merdivenden çıkıyoruz tartışması dönüyordu. Cookie'de. Cookie'de yukarı çıkarken. Çok da komik bir sahneydi bence. Çok iyi yazılmıştı. Elimde VR gözlük var. En çok beğeni alan 5 yorum sahibine, en çok beğeni alan bu videonun altına yorum yazıyorsunuz arkadaşlar. En çok beğeni alan 5 yorum sahibine BTC Türk Pro VR gözlük hediye ediyor. Yeni proje var mı? Sinema filmi olabilir gibi zaten devam edecek dedik. Onun dışında oyun zaten oyun Mayıs'ın devam ediyor. 28'inde. Evet. Muhtemelen sezon kapanacak zaten Mayıs sonu Haziran gibi. İşte benim böyle yine karaladığım bir şeyler var. Belki bir işte yeni tiyatro oyunu falan ihtimal yetiştirebilirsem olursa. Var mı öyle bir deadline kafanda yoksa şey? Yok. Yavaş yok, yavaş. Zaten 3 yıldır yazıyorum. Yani zaten birinci taslağını yazdım bir daha dönüp bakmadım pandemi zamanı. Bitmiş. Pandemi girdi gibi girdi. Tabii. Şey röportaj vesaire falan da bu aralar herhalde oluyor değil mi? Öyle bir tempoda mısınız? Öyle bir hafif, yani biraz daha faal görüyorum son zamanlar ve mutlu oluyorum. Yani bunu Yani elbette hani kaçınılmaz olarak gibi doğru, bu kadar doğru. Popüler olunca böyle bir şey durumu oluyor ama çok öyle bir tempoda falan değilsiniz, değil. Şey, yani anladım. Kişisel olarak benim kendi işte yazayım, okuyayım falan evde yaptığım şeyler var. Genelde evdeyim zaten. Ne yapıyorsun abi? Kaçta uyanıyorsun? Yani kaçta uyuyorsun ve o arada genellikle ne yapıyorsun? Yani bir rutinin var mı? Uyandın. Ya kaçta uyanıyorsun? İşte 10-12 arası değişiyor duruma göre. Özel bir durum yoksa alarm kurmadıysam. Uyanır uyanmaz kahvaltı ediyorum ben. İşte az önce bahsettiğim gibi bu kilo işte form durumundan dolayı kahvaltıyı ne zaman ettiysem 7 saat sonra falan. Ben 7 saati geçirmeden akşam yemeği yiyip bir daha hiçbir şey yememeye gayret ediyorum. Çok okuyorum.
hani bu da kendime koyduğum bir şey değil ama böyle günde 100-120 sayfa. Hani bazen daha çok duruma göre genelde okuyorum. Ne okuyorsun? Yani öyle bir ne olursa okuyor musun? Öyle yani tasarladığım şeyler oluyor. İşte ne bileyim, atıyorum bir Jack London külliyatını bitireyim. İşte şimdi Virginia Woolf okuyayım falan gibi merak ettiğim şeyleri. İşte Middlemarch diye bir kitap okuyorum. Ha bayağı da okey. Psikanaliz falan çok okuyorum. Hani bilim gibi düşünürsek tarihe ve hani psikolojiye falan ilgim var. Genelde işte kurgu, küçük öyküler, yani kendim de yazmaya çalıştığım için hani insan okurluğu kadar yazar olabiliyor diye düşünüyorum ben. Doğru. Dolayısıyla her şeyi okuyup işte bir anlamda kültürlenmek. İzlemiyorsun o zaman. Ben mesela daha çok izliyorum. Yani YouTube'un inanılmaz bir kaynak olduğunu düşünmeye başladım. Bayağı böyle işte şeyde anlattım ya başlamadan. Bitcoin merakımla beraber, işte pandemide gelen merakla. Dur teknik analizi öğreneyim dedim. Teknik analiz özel ders aldım. Dünya kadar kursu indirdim filan. O gazla o finans filan gaz bir yani yüksek lisansa başladım. Bravo. Yüksek lisans yapıyorum ve YouTube'un yani sadece gazla yüksek lisansa başlamış bir kişi olarak tabii benden beklenen de kaynağı YouTube'dan aramam olurdu yani. ve var yani gerçekten bayağı ders yani şeyleri filan var. Çok böyle başka bir yerde rastlayamayacağım veya işte biz aynı kuşağız. Bizim zamanımızda diye başlayacağım cümleye, biraz üzücü bu ama koca koca ansiklopedilerden bulabileceğimiz şeyleri falan bayağı bir YouTube'dan 3 dakika içerisinde hap bilgi olarak atabiliyorum. O tarafı çok iyi bence. Hatta biraz aslında daha çok okumak isterdim. Okuyorum, okumayan birisi değilim artık ama biraz zorluyorum. O alışkanlığı edinemedim. Çok da özeniyorum aslında o alışkanlığı edinebilmiş insanlara. Ondan sonra akşama kadar yemiyorsun. Muhtemelen sen lifli falan da besleniyorsun değil mi? Dikkat ediyorsun çünkü. O kadar değil ama vejetaryenim. Mesela zaten hani et yok hayatımda 4,5 yıldır falan. Kendim işte çok hamur falan çok seviyorum işte. Sürekli bir şey. Zaten Instagram hesabım aslında bunlarla dolu oluyor. Sürekli yaptığım şeyleri teşhir ediyorum. Biraz da utanıyorum buradan. Sürekli yemekler yapıp onları koyuyorum oraya. İşte bazen şey yapıyorum. Haftada birkaç gün evde egzersiz yapıyorum. Kardiyo egzersizleri falan, hareketsiz olmamak için. Hani çıkıp yürüyorum bazen ama çıkmadıysam. 3 kere 4 kere falan yapabiliyor musun her hafta? Yani 50 dakika falan yapıyorum haftada 3-4 gün. 2 tane kedim var. Onlarla vakit geçiriyorum. Yaşlı kedilerim. Biri 15 yaşında, biri 13,5 yaşında. Öyle çok hani oyun oynuyoruz falan gibi bir durum yok genelde. Uyuyor, yatıyor onlar. Ve birbirlerine düşmanlar ikisi bu. Öyle mi? Şey, iki dişi mi? Yo, bir dişi, bir erkek ama. Ne düşmanlar mı? Evet yani 12,5 yıldır birlikte yaşıyorlar. Alışmadılar değil mi? Alışmadılar. Bizimkiler de alışmadı. Ama ya, insandan daha becerikliler bu konuda. Hani mesafelerini koruyarak işte prensipleri değil falan mi? Var ikisi. Alana girmemek falan. Aynen. Bizimkiler de bir türlü olmadı. Kaç, bizim bir kedimiz 10 yaşında. Kaç yaşından sonra hep uyumaya, yani daha ya, biraz fazla uyuyor diğerlerine göre ama. Yani işte 12-13'ten sonra uyuyor. Yani. Böyle yüzünde de bir oluyor mu? Yaşlılık şeyi falan görünüyor bence. Bitcoin'in çok alakan olmadığını biliyorum. Yani hiç diyebilirim yani. Tamam. Bunu samimi olarak söylüyorum. Çok önemli bir teknoloji olduğunu düşünüyorum ve çok önemli bir ideoloji olduğunu düşünüyorum. Şimdi anlatacağım şeyin. Blok zincir ismi. Bu Bitcoin'in üzerine kurulu olduğu teknoloji. Yani Bitcoin teknolojisi, Bitcoin bir yazılım. Blockchain, blok zincir temelli bir yazılım. Blockchain kavramı da şu. Bizim gündelik hayatımızda da, kullandığımız her şeyde de farkında olmadan dahil olduğumuz yapıların tamamı merkezi. Merkezden kastım. Örneğin işte şeyi bekliyoruz ya, Merkez Bankası, Merkez Bankası zaten faiz kararını açıklıyor. Faiz kararının ne olduğunu çoğunluk bilmese de herkesi birinci dereceden ilgilendiren, yani işte şarkıcı Emre'yi de, işte oyuncu Kıvanç'ı da, işte görüntü yönetmenimizi de, sesçimizi de, herkesi ilgilendiren, birinci derecede ilgilendiren bir konu. Ve o bir merkez tarafından karar verilen bir şey. Yani burada bizim hayat standardımız, refahımız falan o insanların doğru karar vermesine bağlı. Blok zincir o hata payını ortadan kaldıran, bir merkezin olmadığı, merkezden verilen kararın kenarlara dağılmadığı, bir merkezin olmadığı, bir fikir birliğinin olduğu bir yapı. Bitcoin de onun üzerine kurulu bir değer saklama aracı, bir fikir birliği ve bir kripto para. Özetle böyle. Hiç düşünmedin mi yoksa şey, benim mesela senelerce kulağımın yanında hep böyle konuşuldu.
ya alırız bir gün falan gibi düşünmüştüm ama hiç... Ben hiç düşünmedim yani. Hiç çevrende şey yok mu? Var var, hatta işte ne bileyim öğrencilerim falan, işte bu işin içinde olanlar var, hararetle onu konuşuyorlar falan ama o kadar yabancıyım ki ben. Yani bizim bir üst kuşak böyle evet, yenilikleri yani teknolojiye falan biraz şeydir. Biraz öyleyim yani, gerçekten bir Danimarka coğrafyası kadar yabancı ve ilgimi çekmiyor. Bence seni felsefi tarafından çok fena yakalar da, ben yani stalkladım işte gelmeden önce, bayağı yakalar. Aslında inandığın, senin doğru bulduğun, doğru bulduğunu düşündüğüm şeyler paylaştığın için tamamına katkısı olabilecek ve aslında çoğu şey, hani biz hep şeyizdir ya, biz sistem eleştirisi yaparız. Özellikle işte üçüncü kadehten sonra herkesin söyleyeceği şeyler ortaya dökülür ama kimse bir somut çözüm öneremez. En son birisi çıkar ya, o kıl adamdır, şey der, tamam da çözümü ne filan der, orada bir böyle sessizlik olur. Ama şey, gerçekten finans tarafından biraz da böyle bahis oynayanların falan da merak duyduğu bir konu olduğu için o tarafı seni uzaklaştırmış olabilir belki. Yok yani öyle bir hani imtina ederek uzaklaşma değil. O aşama bile olmadı. Çok çekici gelmedi ve öğrenmesi çok zor. Hani, evet zor, çok kolay değil. Yani bir, zihinsel de mesai harcamak gerek, tabii, fiziksel doğru. Mesai harcamak gerek falan. Doğru. Diye düşündüğüm için. Ben izleyici olarak çok teşekkür ederim. Bu kadar alternatif, Türk-İngiliz komedisi tadında diyeceğim çok saçma tınacak ama ne demek istediğim de anlaşılacak. Evet. Kendine has ama hiç de başka bir şey taklit etmeyen, asla etmeyen, acayip özgün. Bence kendi içinde de özgünlüğü evrilen ve yani yine de özgün olan. Hani şu tuttu ve biz buna yaslanalım ve devam etsin değil. Gayet de böyle, hatta kendi kemik kitlesine de bence posta koyacak cesareti olan bir projede, yeri gelirse, ihtiyaç hissederseniz. Onu da hissediyorum bir taraftan. Posta koymaktan kastım sanatsal bir posta koyma. Bir proje... en önemli unsurlarından bir tanesi olarak seni burada ağırlamak çok onur vericiydi. Çok teşekkür ederiz abi geldiğin için. Çok teşekkür ederim. Ben biraz mahcup oluyorum. Yok, sana bir söylüyorum. Lütfen olma. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok naziksin. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Alkışlıyorum.